hocalarımız, toplam 6 fakülte, 2 meslek yüksekokulundan 644 öğrencimizi mezun ediyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Eminim bizlerden çok daha fazla sizler gururlusunuz. Bu güzel günde evlatlarınızın, yakınlarınızın mezuniyet töreninde bulunuyorsunuz. Dilerseniz törenimizin başında ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ülkemizin bugüne kadarki ve ülkemizde bugüne kadar vatan millet için şehit olmuş, gazi olmuş tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz, devlet adamlarımız adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Değerli konuklar, törenimizin öncesinde davet ettiğimiz fakat gelemeyeceklerini bildirerek bizlere mesajlarını gönderen devlet büyüklerimiz var. Dilerseniz onların mesajlarını dinleyelim. Evet, tabii. Bahar. Sizlerin ülkenize ve insanlığa karşı sorumluluklarınızı layıkıyla yerine getireceğinizi, dünyanın farklı ülkelerinde elde edeceğiniz başarılarla yeni nesillere örnek olacağınıza inanıyorum. Özgüvenli, kendine inanan, sorunlara duyarlı, sorumlulukların ve haklarının bilincinde, ülkemizin aydınlık geleceğine güvenen nesiller olarak varlığınız, potansiyeliniz ve dinamizmle Türkiye'yi her alanda daha da güçlendireceğine inancım tamdır. Bu vesileyle hayatınızın her döneminde başarılı olmanızı diliyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. Sizleri ve ailelerinizi tekrar kutluyor, kendilerini bilime ve sizlerin en iyi şekilde yetiştirilmesine adayan değerli öğretim elemanlarına teşekkür ediyor. Törene katılan herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Ve tabii birçok telgraf gönderen diğer kişilerimiz de var. Onları da söyleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doçent Doktor Ayşenur İslam, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Kadir Topbaş. Evet, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından, üniversitelerden, mütevelli eğitim ve rektörlüklerden de gelen mesajlar var. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve şimdi protokol konuşmalarına geçiyoruz değerli konuklar. İlk konuşmayı yapacak bir öğrencimiz, İstanbul Yeni Yüz Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Akın Terzioğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, değerli mütevelli heyeti başkanım, başkan vekilim, saygıdeğer akademisyenlerim, kıymetli konuklar ve bu konumda olmamı sağlayan sevgili arkadaşlar. Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2013-2014 dönemi mezuniyet töreninde öğrenci konsey başkanı olarak sizlere hitap etmekten ve bu kutlu yolda sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük onur duymaktayım. Cumhuriyetimizin gençliği olarak tarihten ders almış, ülke sorunlarını çözmüş, projeleri olan, geleceğe umut ve azimle bakan, ülkemizi Atatürk'ün gösterdiği yolda muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışır bir gençlik olmalıyız. Tüm arkadaşlarıma asıl zorlu ve bütünlemesi olmayan hayat sınavında başarılar dilerim. Sizleri tanımanın memnuniyeti içinde hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlar. 2013-2014 dönemin mezuniyetinin hepinize hayırlı olmasını temenni ederim. Yolunuz
bahtınız açık olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Evet, Akın Terzioğlu'na, mezun olan arkadaşlarına yaptığı bu konuşmadaki güzel vedası için çok teşekkür ediyoruz. Onlar eğitime devam ediyorlar. Şimdi de belki de bu okulun en çok cefasını çeken bir ismi. Çok seviyoruz onu. Çok çalışıyor. Hepimizden önce okulumuza geliyor. Hepimizden sonra okuldan çıkıyor. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Hüseyin Üstü Gündüz'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz hocam. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcım, Sayın Mütevelli Heyeti Üyelerim, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, Sayın Öğretim Üyelerim, Sayın Misafirlerimiz ve çok sevgili öğrenciler, öğrencilerimiz, 2013-2014 yılı mezunlarımızın mezuniyet törenine hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üniversitemizi bir adım daha ileriye götürebilmek için, bir kısım daha fazla öğrencimize hizmet edebilmek için büyük çalışmalar içine girdik. Hamdolsun hepsini başardık. Şimdi sizlerin karşısında bu başarının vermiş olduğu sevinçle, gururla çıkıyoruz ve gönderdiğimiz öğrencilerimize bu hizmeti daha önceden verememenin de inanın ızdırabını çekiyorum. Keşke daha önceden bunları yapabilseydim ve öğrencilerimizi bu imkanlardan faydalandırsaydım. Sevgili öğrenciler, affedersiniz mezunlarımız, öğrencilik bitti tabii. Sizler Yeni Yüzyıl Üniversitesi kimliği altında burada geçirdiğiniz eğitim, öğretim sonucunda mezun oldunuz. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ailelerinizi verdikleri desteklerden dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ve bundan sonraki hayatınızda hep başarılı olmanızı diliyor. Hepinize selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz sayın hocamıza. Şimdi de üniversitemizi ülkemize vakfeden, bizim burada olmamızın nedeni tabii ki mütevelli heyetimiz. Şimdi de mütevelli heyeti adına mütevelli heyeti başkan yardımcısı Sayın Ekrem Çalkılıç'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın mütevelli heyeti başkanım, sayın rektörüm, çok değerli akademisyenler, idari personelimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli konuklarımız ve Yeni Yüzyıl ailesinin İlk mezunları, fakülte anlamında ilk mezunları, meslek yüksekokulu mezunlarımız. Evet, özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Şöyle bir nostalji yapalım isterseniz. Hatırlar mısınız çocuğunuzu ilkokula götürdüğünüz, elinden tutarak en az onun kadar heyecanla götürdüğünüz günü? Siz de en az onun kadar heyecanlıydınız. Sonra ortaokul macerası, her sene sistemi de değişen, adı da değişen sınav macerası, lise, üniversite hazırlık macerası, üniversite günleri, finaller, vizeler ve bugün geldiniz bu maceranın sonuna. En azından gençler siz böyle sanıyorsunuz, maceranın sonuna geldiniz sanıyorsunuz. Oysa ortada bir gerçek var, macera asıl şimdi başlıyor, okul şimdi başlıyor, hayat okulu başlıyor. Bundan sonra ihtiraslarınız olacak. Kavgalarınız olacak, heyecanlarınız olacak, çektikleriniz olacak, çekemedikleriniz olacak, sizi çekemeyenler olacak. Bütün bunlara baktığımızda, bu hayat yolculuğunuzda, yanı başınızda da bir isim olacak. Bilirsiniz kimseye hangi ilkokulu bitirdiğini sormuyorlar. Diyorlar ki hangi üniversiteyi bitirdiniz? İşte biz sizin bu hayat maceranızda, sürekli yanınızda, CV'nizde Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak olacağız. Yani her gittiğiniz yerde nereden mezun olduğunuzu sorduklarında Yeni Yüzyıl Üniversitesi mezunuyuz diyeceksiniz. Dolayısıyla biz bu sorumluluğu bugün çok daha iyi biliyoruz. Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Doktor Azimoğluoğlu her fırsatta bize bu sorumluluğu hatırlatıyor. Ve bugün bu manzarayı gördükten sonra da bu ağır sorumluluğu çok farkındayız
Sizlere hayatınız boyunca yarenlik edeceğiz. Sürekli yanınızda olacağız. Her gittiğiniz yerde üniversitenizle konuşulacaksınız. Üniversitenizde kendinizi anlatacaksınız. Mesleğinizi ifade ederken üniversiteniz sorulacak. Dolayısıyla bugünden itibaren üniversitenizi, geride bıraktığınız üniversitenizi kendimize bir emanet addediyoruz. Ve emanetinize gözümüz gibi bakacağız. Bizim başarımızda siz nasıl gurur duyacağınız gibi, sizin başarınızda da tıpkı aileniz gibi, anne babanız gibi bizler gurur duyacağız. Dolayısıyla bugün ben size bu sözü verirken sizden de bir söz almak istiyorum. Hani bir söz vardır. Hayatta ya tozu dumana katarsınız ya da tozu dumana boğulursunuz. Ben bekliyorum ki sizler bundan sonraki hayatınızda bizlerin gururu olun ve tozu dumana katın. En önde olun. Her zaman özgün olun. Hayata umutla bakın. En az bir yabancı diliniz olsun. Ve biz sizin başarınızda gurur duyup buraya gelen bu öğrenci bizim mezunumuz diyelim. Bununla gurur duyalım. Yani özetle sevgili gençler, bundan sonra bizler kader arkadaşıyız. Geleceğinizi şekillendiren Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak bu kader birliğini hep beraber yapacağız. Ama ondan daha önemlisi, özellikle fakülte mezunları için söylüyorum. Biz sizi çok sevdik. Sizlerle çok güzel günler geçirdik. Belki de hiçbir üniversitede ilk sene olması hasebiyle hiçbir üniversitede olmadığı kadar bir aradaydık. Bazılarıyla sohbetlerimiz oldu, oturduk, yemekler yedik, muhabbetler ettik. Ve biz sizi gerçekten çok sevdik ve bunu son derece yürekten söylüyorum değerli arkadaşlarım, değerli gençler. Biz sizi çok özleyeceğiz. Çünkü neden biliyor musunuz? Özellikle fakülte mezunları için söylüyorum. Siz bizim ilk göz ağrımızsınız. Hepinizi çok özleyeceğiz. Çok seviyoruz sizleri. Allah yardımcınız olsun. Her fırsatta buranın ekmeğini, suyunu, ekmeğini yemiş, suyunu içmiş olan genç arkadaşlarımız için samimiyetle söylüyorum. Her fırsatta, her zaman dua edeceğiz onların iyi yere gelmeleri için. Bugün okul birincisi olamayabilirsiniz. Ama unutmayın ki Türkiye'de çok önemli yerlere gelenler, hatta Mustafa Kemal Atatürk bile okul birincisi değildi ama çok güzel işlere imza attı. O yüzden ben hepinizde ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Dualarımız hep yanınızda olsun. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Çalkılıç'a. Evet, şimdi de derece alan öğrencilerimizin takdimine geçiyoruz. Evet. Evet. Okul birincimiz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden, İç Mimarlık Bölümünden Leman Süleymanoğlu. Üniversite ikincimiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümünden Kübra Orhan. Üniversite üçüncümüz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümünden Sinem Özer. Ve Meslek Yüksekokulları birincileri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Çocuk Gelişimi Programı'ndan Özlem Argun. Meslek Yüksekokulları ikincisi, yine Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'ndan Uğur Saygı. Meslek Yüksekokulları üçüncüsü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'ndan Deniz Çam. Alkışlarla sahne alıyoruz dereceli öğrencilerimizi. Ve üniversite birincimiz, sevgili Leman Süleymanoğlu, konuşmasını yapmak üzere kendisini kürsüye davet ediyorum. Üniversitemizin 2013-2014 mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Eğitimli bir birey olmak için çıktığımız bu yolda üniversitemizden mezun olmanın haklı gururu ve sevinci içerisindeyiz. Çiçeği burnunda bir iç mimar olarak vatanım ve milletim adına, insanlık adına faydalı, vicdanlı ve ahlaklı bir birey olacağıma, mesleğimi en doğru ve en güzel şekilde yapacağıma söz veriyorum.
Bundan sonraki hayatımda Hazreti Muhammed'in beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz düsturunu kendime şiar edineceğim. Bana göre başarı üç dişli bir anahtardır. Bunlardan biri kararlılık, biri inanmak, biri de asla pes etmemektir. Ben eğitimimi buradan aldığım şekilde devam edeceğim ve ilerleyeceğim. Ve mezun olan tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar. Biz de teşekkür ediyoruz. Ve plaketlerin takdimi için Mütevelli Eğitim Başkanımız Sayın Doktor Azmi Ofluoğlu, Başkan Yardımcımız Sayın Ekrem Çalkılıç ve Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hüseyin Üslü Gündüz'ü sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Önemli bir ana geldik. Meslek Yüksekokulu 2013-2014 eğitim öğretim yılında önemli bir başarıya imza attı. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığıyla yaptığı bir protokolle mezun olan tüm öğrencilerine girişimcilik sertifikası dağıtacak. Aynı şekilde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan da 4 program bu sertifikada almaya hak kazandı. Bu çok şeyler getirecek mezunlarımıza. Çok büyük artılar sağlayacak. Bununla ilgili temsili sertifikayı vermek üzere KOSGEB Başkan Yardımcısı İhsan Solmaz'ı sahneye davet ediyorum. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı mezunu Mehlika Kübra Aytekin'i de sahneye davet ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz efendim. Değerli konuklar, tüm mezunlarımıza temsili diplomamızı dağıtmanın vakti geldi artık herhalde, öyle değil mi? Herkes heyecanla bekliyor. Evet. Bahar, ilk fakültemiz. Fen Edebiyat Fakültesi. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Günsel İşçi'yi sahneye davet ediyorum konuşmasını yapmak üzere. Buyurunuz hocam. Sevgili öğrenciler, bir de geçtiğimiz 4 yıl içinde şunu gördünüz. Sizlere daima açıktık. Kapılarımız açıktı, yüreklerimiz açıktı, cep telefonlarımız açıktı. Elektronik postalarınıza istediğiniz zaman en kısa zamanda yanıtlar verdik. Bundan sonra da böyle olacak ve hiç kuşkusuz ihtiyacınız olduğu zaman her zaman size kapılarımız açık olacak. Sizi tekrar tebrik ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Bugün de büyük payı olan ailelerinize saygılarımı sunarım. Yolunuz aydınlık olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Sizi bırakmıyoruz. Fakülte birincisi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden Vildan Uçerer'i sahneye davet ediyorum plaketini almak üzere. Buyurunuz. Sıradaysa Güzel Sanatlar Fakültesi var. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Erhan Tuna'yı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ilk mezunları olma gururunu da taşıyacaklarının bilinciyle onlara başarılı bir meslek ve sanat yaşamı diliyorum. Yolları açık olsun. Ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin mezunlarını da sahneye alıyoruz. Damla Keskin, Onur Yumaklı, Didem Polat, Mesut Sarı, Ahmet Arcaklıoğlu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi var. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Kendisi aynı zamanda okulumuzun rektör yardımcısıdır. Mevlana, güzel günleri beklemeyin.
siz onlara yürüyün demişti. Evet, bundan sonrası için hep o güzel günlere doğru yürüyün istiyoruz. Hep güzel günler sizinle olsun istiyoruz. Ve şunu da söylemek isteriz. Bundan sonrası için, gelecek için sizin beslediğiniz yüreğinizdeki bütün o coşkular gerçekleşsin. Bahtınız açık olsun ve Allah sizi hep yüreği sağlam, iyi insanlarla ve iyi işlerle buluştursun. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz hocamıza. İktisadi İdari Bölümler Fakültesi Fakülte Birincisi Uluslararası Ticaret Bölümünden Kübra Orhan ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin diğer öğrencilerini de sahneye alıyoruz temsili diplomaları için. Evet, Uluslararası Ticaret Bölümü ile başlıyoruz. Sinem Özer, Büşra Ay Yıldız, Emrah Çınar, Muhammed Enes Çiftçi, Mehmet Fatih Uzunlar, Hazar Önem, Sergen Bahar ve sırada Uluslararası İlişkiler Bölümümüz var. Şirin Burçin Erdemir. İletişim Fakültesi Dekanı Doçent Doktor Kamil Akgül'ü konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. İlkini yaşadığımız bu önemli anın sizlerin de anılarında, bizlerin de anılarında çok önemli izler bıraktığını biliyorum ve yolunuzun aydınlık ve açık olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Fakülte birincisi Halk İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden Muhammed Ali Ildız ve İletişim Fakültesini de sahneye alıyorum. Gelin arkadaşlar. Evet, Aziz Ünal, Gözde Çorum, Esra Nurnacı, Aykut Tursak, Kadriye Sevde Erkan, Tuğçe Sevim, Mert Çamlılar, Gürkan Küçükvardar, Hamza Servet, Rupiç Sancaklı, Ayhan Bekman. Ali Cevahir Aktür, Emre Keleşoğlu. Sırada Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi var. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kadir Esmer'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz hocam. Sizlerin dürüst, ülkesini seven, değerlerine bağlı, adalet bilinci yüksek, sağlam karakterli, çevre bilincine sahip, etik değerlere bağlı mühendisler ve mimarlar olmanız dileğiyle yolunuz ve bahtınız açık olsun. Saygılarım var. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Mühendislik Mimarlık Fakültesi birincisi İç Mimarlık'tan Leman Süleymanoğlu, aynı zamanda üniversite birincimiz, bir plaket daha vereceğiz kendisine. Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencilerini de yavaş yavaş sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. Betül Saçmalı, Sercan Koray Kaskatı. Sırada Sağlık Bilimleri Fakültesi var. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cüneyt Ulutin'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz hocam. Hayat bir denize benziyor ise artık yelkenlerinizde rüzgarınız bol olsun ve geleceğe doğru emin adımlarla yürüyün. Bahtınız açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin fakülte birincisi hemşirelik bölümünden Sinem Dereli'yi sahneye davet ediyoruz. Bahar Kahya, İrem Nur Özdemir, Eda... Sıra meslek yüksek okullarında. Orada mısınız? Duyamıyorum. Tamam. Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Yardımcı Doçent Doktor Ebru Tuncer Buğun'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz hocam. Sevgili gençler, bu yaşam yolculuğunuzda peşinden gitmeye ve altına çevireceğiniz taşların peşinden gitmeyi ve bulmaya çalışmanız dileğiyle sizi sevgiyle kucaklıyorum.
Sevgili anneler, babalar, altın değerindeki evlatlarınızla gurur duyma gününüz bugün. Sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocamız. Meslek Yüksekokulu birincisi Turizm ve Seyahat Hizmetlerinden Mehlike Kübra Aytekin plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz arkadaşlar. Sahneye alalım sizleri. Evet, dış ticaret bölümümüzle devam ediyoruz. Sema Akan, Emel Arslan, İsa Coşkun. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Oğuz Özyaralı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz hocam. Hepinizin varlığı, hepimizin varlığı. Her zaman söylediğim gibi bize canlarını emanet etmiş olan bu güzel ailelerin evlatlarına bugün güle güle diyeceğiz ama ben esas hayalimi burada, bu üniversitede yerine getirebildim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir üniversite meslek yüksekokulları açmak gibi bir heveze sahip değilken bir vakıf üniversitesinde ara eleman diye bir şey olamaz. Herkes ana elemandır diye bağırdım. Hiçbir zaman arkanızda değil, her zaman önünüzde olacağız. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisi Çocuk Gelişimi Programı'ndan Özlem Argun sahneye davet ediyorum. Toy Yıldız, Ali Şahin, Ece Göktaş, Arzu Akpınar, Osman Onur, Levent Bozat, Ezgi Aydın Avcı, İbrahim Özlem Öztorun, Metin Saygın, Doğan Aybar, Hüseyin Karakoç, Çağatay Çayır, Kaan Mert Kuru, Aykut Yazıcıoğlu. Şimdi ise bayrak törenimiz olacak. Evet. Cumhuriyetimizin simgesi, şehitlerimizin kanıyla sulanmış ay yıldızlı Türk bayrağımız, üniversite birincimiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Leman Süleymanoğlu tarafından Öğrenci Birliği Başkanı Akın Terzioğlu'na ant eşliğinde teslim edilecektir. Bu şanlı bayrağı teslim aldığım gibi lekesiz, tertemiz, sana teslim ettiğimin işareti olarak öpüyor ve teslim ediyorum. Bu bayrağı benden sonrakine teslim etmeden önce öperek teslim alıyorum. Nöbetim kutlu ve uğurlu olsun.